Bu dersimizde AYT Matematik planlı ders föylerimizde 42. föydeyiz. Artan fonksiyonlar ve azalan fonksiyonlardan, bunların grafiklerinden ve problemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi burada bakın tanım kümesi AB kapalı aralı olacak şekilde fonksiyonlar verilmiş. X1 X2'den küçükken bu şekilde bir eşitsizlik sağlanıyorsa bu fonksiyon artandır. Tam tersi olduğunda azalandır. Bu ne demek arkadaşlar? Burası diyelim ki 3'e 4 ise burada bakın 3, 4. Bu şekilde grafiğimiz artan. Bunun anlamı 3, 4'ten küçükken f3 de f4'ten küçüktür. Bu şekilde olduğunda artan fonksiyon diyoruz. Eğer bu şekilde olmasa da 3, 4'ten küçükken f3, f4'ten büyük olursa, bir terslik olursa arkadaşlar buna azalan fonksiyon diyoruz. Yani grafiği vermediği zaman bunlardan faydalanabilirsiniz. Burada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Burada bakın x yerine eksisi sonsuzdan eksi 2'ye kadar farklı değerler verdiğimizde sürekli bir artış durumundayız. Yani fonksiyon bu aralıkta artan. Sonra eksi 2'den 4'e kadar sürekli oklar aşağı doğru, yani azalan olmuş. Sonra arkadaşlar f'in türevi eksi 2 demiş. Dönüm noktasında f eksi 2'nin türevi 0'dır. Benzer şekilde burada dönüm noktasında yine 4 için 0 olacak. 0 artı 0, 0'dır. Sonrasında f üssü a demiş. A noktasındaki türev. Burada arkadaşlar sürekli yukarı doğru olduğu için a noktası değil de eksi sonsuz eksi 2 aralığındaki tüm noktalar için pozitif bir değer olacak. Sonra büyüktür demiş. Eksi 2 için. Eksi 2 için az önce 0 olduğunu söylemiştik. Sonra şöyle ne demiş? 0 noktasında. 0 noktası ve buradaki sonsuz tane noktada aşağı doğru olduğu için nedir? Eksilidir. Büyüktür eksi. Yani şöyle artı 5, 0, eksi 3 gibi bu ifadede doğru. Cevabım A şıkkı. 4 noktasındaki türevin 0 olduğunu söyledik. Dönüş noktası olduğu için. C için arkadaşlar bakın bu şekilde sürekli bir artıştayız. Pozitif değerler olacak. 0 büyüktür. Artılı herhangi bir değer. 0 5'ten büyük değildir. Bu şekilde E şıkkı. Evet, grafiğimizi inceledik. Burada belli bir bölgede sabit fonksiyon olmuş. Buna göre hangisi yanlıştır? Eksi sonsuz eksi 1 aralığında gördüğümüz gibi sürekli azalıyor. 2 sonsuz aralığında da azalıyor. Birinci ifade doğru. Eksi 2 için türevimiz nedir? Bakın eksi 2 için buralarda bir yerde eksi 2 olduğunda azalan olduğu için eksili bir ifade. 3 için yine burada bir 3 noktası için yine azalıyor arkadaşlar. Eksili. Eksili eksilinin çarpımı artıdır. Sıfırdan büyüktür. 0 noktasındaki türevimiz sabit fonksiyon olduğu için burada 0'dır. F0 değerimiz de 2'dir. 0, 2'den küçüktür. Sonra bakın burada 1'e soldan yaklaşırken türev demiş. 1'e soldan yaklaşırken türevimiz sabit fonksiyondan 0 gelir. 2'ye sağdan yaklaşalım demiş. Bu tarafta arkadaşlar 2,1 olsun mesela. Buradaki türevimiz bu şekilde oklar aşağı doğru azalıyor. Dolayısıyla eksili bir değer. Yani sıfırla eksi 3 gibi bir sayıyı topluyorum. Sonuç sıfırdan küçüktür. Yani eksi 3 küçüktür, sıfır gibi bir durum var. Cevabımız ortaya çıktı. Yine de biz E'yi inceleyelim. Türevde 1'e sağdan yaklaştığımızda demiş. 1'e sağdan yaklaştığımızda bakın burada arkadaşlar birden büyük değerler için artan olduğu için burası pozitif. Burada bakın ikinci türev demiş. Birinci türevi almış olsaydık ne olurdu? Ne dedik? Birinci türev için pozitif bir değer gelecek. Mesela artı 5 gibi bir değer bulduk. Bunun tekrar türevini aldığımızda ne olacaktır? 5'in türevi olacak. Bu da 0 olacak. Artılı bir sayıyla 0'ı toplarsanız sonuç artıdır. Yani 0'dan büyük olmalıydı. Cevabım bu şekilde E şıkkı. Fonksiyonumuz artansa arkadaşlar türevimiz 0'dan büyüktür. Neden bu şekilde? Bakın burada bir üçgen çizdiğimizde türev eğim demektir. Burada sağa doğru yatık olduğunda eğimimiz pozitif. Sola doğru yatık olduğunda eğimimiz negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür demiştik. Dolayısıyla eğimle türev aynı olduğu için burada sıfırdan büyükse artan, eğim sıfırdan küçükse de azalan bir fonksiyon grafiği
vardır bu bölgede diyebiliriz. Fonksiyonumuz reel sayılar üzerinde tanımlı sürekli bir fonksiyonsa artan olduğu en geniş aralık hangisidir demiş. Şimdi artan azalan da türev alıyoruz arkadaşlar. Türevi aldığımızda eksi 6 x kare artı 18. Şimdi artansa sıfırdan büyük. Azalan olsaydı sıfırdan küçük diyecektik. Buradan x kareyi sağ tarafa atarsak 6 x kare küçük 18. Sadeleştirirseniz x karemiz 3'ten küçük. Yani x'imiz kök 3 ile eksi kök 3 arasında değerler. Buradaki aralığımızı köşeli parantezle ya da normal parantezle gösterebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 4-8 kapalı aralığında f'in türevi sürekli sıfırdan küçükmüş. Demek ki f fonksiyonumuz 4-8 aralığında azalan bir fonksiyondur. Azalan fonksiyonun tanımını hatırlayalım. Şimdi 4 sayısı 5'ten küçük müdür? Evet. F4 F5'ten küçük olsaydı arkadaşlar bu artandı. Ancak kolları yer değiştiğinde, eşitsizlik yön değiştiğinde bu şekilde bir durum varsa bu azalan fonksiyondur. Dolayısıyla F4 değerimiz F5 değerinden büyük olmalı ki fonksiyon azalan olsun. Fx'in grafiği verilmiş. Buna göre AB aralığında her x değeri için x çarpı f çarpı f'in türevi küçüktür 0 eşitsizliğini hangisi sağlar? Şimdi arkadaşlar tüm şıklara bakmak yerine iki tanesine bakacağım. Önce A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında gördüğümüz gibi sağa doğru giderken oklar aşağı doğru inmiş. Yani bir azalan fonksiyon var. Yani burada f'in türevi 0'dan küçük. F değerlerimiz arkadaşlar burada sürekli gördüğümüz gibi pozitif değerler almış. X değerlerimiz de eksi 3 ile eksi 1 arasında eksili değerler olmuş. Eksi, artı ve buradan da eksi geliyor. Dolayısıyla artı olacak. Sıfırdan büyüktür. Yani A şıkkı sağlamadı. Diğer şıkları da benzer şekilde deniyoruz. Ben direkt E şıkkı olan cevaba geçiyorum. Burada arkadaşlar x değerlerimiz eksi 3 ile eksi 1 arasında hep eksili. Sonra f'imiz de gördüğümüz gibi sürekli pozitif değerler almış. Burada da kolları yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. Oklar yukarı doğru çıkmış. Artan bir fonksiyon yani türevimiz pozitiftir. Hepsini çarparsanız eksili bir değer olur. Bu da sıfırdan küçüktür. Bu şartı sağlar diyoruz. Cevabımız bu şekilde E şıkkı. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi aynı aralıkta artandır? Artansa bunların tek tek türevini alacağız. Türevini aldığımızda 2 çarpı fx, f'in türevi. Fx bu aralıkta arkadaşlar artandır. Türev pozitif. Ancak 2-5 aralığında gördüğümüz gibi sürekli eksili değerler almış. Çarparsanız sonucumuz eksi. Yani türevimiz eksi demek. Burada sıfırdan küçük ve azalan bir fonksiyon olduğunu gösterir. B şıkkına bakalım. Türevini aldığımızda eksi 2 artı 2 fx çarpı f üssü x. Burada fx'imiz sürekli artıyor arkadaşlar. Türevimiz artı. Fx değerimiz gördüğümüz gibi eksili değerler almış. Buradan eksi gelir. Eksi 2'den de bir eksi gelir. Toplarsanız eksilerin toplamı eksidir. Yani azalandır. C şıkkına gelelim. Türevi aldım 3 çarpı f kare x çarpı f üssü x. Türevimiz arkadaşlar burada artandır pozitiftir dedik. 3 de pozitif. F kare zaten pozitiftir. Bir sayının karesi negatif olamaz. Dolayısıyla burası artı sıfırdan büyüktür. Yani bu artan bir fonksiyondur. Cevabım C şıkkı. Fonksiyonun artan olduğu aralık eksi 4, 2 aralığı ise AB çarpımı kaçtır? Yine türevden bahsedeceğiz. Türevimiz arkadaşlar eksi 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı x kare artı 2 ax artı b. Yani eksi x kare artı 2 ax artı b'ymiş. Şimdi sürekli artansa bu ifade yani eksi x kare artı 2 ax artı b'miz sıfırdan büyük. Eksi 1 ile çarparsanız da x kare eksi 2 ax eksi b sıfırdan küçük olacak. Şimdi köklerimiz gördüğümüz gibi eksi 4 ve 2 imiş. Yani şöyle x x 4 ve eksi 2 gibi.
Buradan da şöyle de yapabilirsiniz. Kökler eksi 4 ve 2 ise çarpımı eksi 8, toplamı eksi 2. Buradan denklemimiz, hatırlayalım, x kare eksi tx artı ç'ydi. Yani x kare artı 2x eksi 8 gibi. Yani buradan da 2x eksi 2ax'e eşit a değerimiz eksi 1 olmalı. Sonra eksi b eksi 8'e eşitse b değerim de 8'dir. 1 çarpı 8'den 8 olmalı. Daha doğrusu eksi b'miz eksi 8 mi dedik? Bakalım. Evet, eksi 8. B değerimiz 8 doğru. Eksi 2a. Eksi 2 artı 2. A eksi 1 olmalı. Burası hatalı oldu. Çarpımı da eksi 8 olmalı. Sorumuzun üstünde arkadaşlar başında burada bir tanım vermiş. X küplü bir fonksiyon varsa daima azalan olması için türevini alın. Türevinde de diskriminant değeri sıfırdan küçük veya eşit olmalı demiş. Şimdi biz burada o zaman türevi alalım. Türevimiz eksi 3x kare artı 18x artı m'dir. Diskriminant değerimiz de b kare eksi 4ac. B yerine 18 yazdım. A yerine buradaki eksi 3'ü yazıyorum. C yerine de m yazdım. Buradan 324 artı 12m küçük eşit 0. Buradan da 12m küçük eşit eksi 324. Şimdi bunu 12'ye bölüyoruz. 300 olsa 25, demek ki burası 27. Eksi 27'den küçük eşit olan sayılar arıyoruz. Yazabileceğimiz en büyük sayı da eksi 27'dir. Şimdi arkadaşlar burası bizim için önemli. Şöyle birkaç yıldız bırakalım. Fonksiyonumuz A kümesinden reel sayılara tanımlı. Burada A virgül B de A kümesinde bir açık aralık olacak şekilde belirtilmiş. X bir elemandır. AB ise arkadaşlar fonksiyonun bu aralıktaki en büyük değeri f(x1) oluyorsa bu noktaya fonksiyonun yerel maksimum noktası denir. En küçük değeri f(x2) ise bu noktaya da fonksiyonumuzun yerel minimum noktası diyoruz. Fonksiyonun yerel minimum ve maksimum noktaları arkadaşlar ekstremum noktası dediğimiz noktalardır. Fonksiyonumuz bir noktada tanımlı değilse, yani orada çizdiğimizde grafikte içi boş gösteriliyorsa, bu noktada ekstremum noktası yoktur diyoruz. Sonra devam ediyoruz. Tanımlı olduğu aralıkta en büyük değerini aldığı noktaya mutlak maksimum noktası diyoruz. Bu değeri de mutlak maksimum değeri diyoruz. Bu tanımlı olduğu aralıkta en küçük değerini aldığı noktaya da mutlak minimum noktası diyoruz. Şimdi burada ne demiş? Ekstremum noktaları türevden bağımsızdır. Yani fonksiyonun limitinin bile olmadığı noktada ekstremum noktası bulunabilir demiş. Şimdi örneğimize bakalım. Burada bakın arkadaşlar grafiği inceleyin demiş. Eksi 3, 3 kapalı aralığında hangisi yanlış? A şıkkına bakalım. Burada f fonksiyonunun yerel maksimum noktalarının apsisleri eksi 3 ve 1'dir. Mesela bakın burada arkadaşlar eksi 3, 1 aralığında ne yapmış? En yüksek değeri aldığı yerde x'imiz eksi 3. Sonra 1, 3 aralığına baktığımızda burada maksimum değerini aldığımızda bu bölgede maksimum değeri alırken de x'imiz artı 1'miş. F fonksiyonunun mutlak maksimum değeri 3'tür. Yani şu aralıkta en büyük değerimiz gördüğümüz gibi 3'tür. 1'e 3 noktasındaki 3 değeridir mutlak maksimum değeri. Yerel minimum noktalarının apsisleri. Yerel minimum dediği şuradaki eksi 3, 1 aralığındaki en küçük değerimiz gördüğümüz gibi eksi 2'dir. Burada apsisimiz kaçtır? Eksi 1'dir. Bu doğru. Sonra 1, 3 aralığına baktığımızda en küçük değerimiz 3'tür. En küçük değerimiz 3 değildir. En küçük değerimiz 1'dir. Buradaki apsis de 3'tür. İkisi de doğru. Mutlak minimum değeri dediğimizde grafiğimizi incelediğimizde en küçük olan değer genel olarak eksi 3, 3 aralığındaki en küçük değerimiz bize mutlak minimum değerini verir. Sonuç olarak arkadaşlar cevap E şıkkı çıktı. 0, 3 aralığında artan mıdır? Bakın 0, 3 aralığında artandır diyemeyiz. Ancak 0, 1 aralığında artandır diyebiliriz. Ve burada bir de kopma olmuş. 1, 3 aralığında da nedir? Azalandır arkadaşlar. Dolayısıyla 0, 3 aralığında artan dersek bu yanlış olur. Cevabım E şıkkı.
Grafiğimizi incelediğimizde buradaki 5 ifadeden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi x eşittir 1 apsisli noktada yerel maksimum değeri 5 midir? Burada arkadaşlar x eşittir 1 için baktığımızda yerel maksimum değerimiz 5'tir. İçi dolu olduğuna dikkat edelim. Burada birinci ifade doğru. X eşittir 2 apsisli noktada yerel minimum 1 midir? X eşittir 2'de bakın hangisi daha küçük? 1 daha küçük. İçi de dolu verilmiş. Bu da doğru. X eşittir 3 için baktığımızda yerel maksimum 4 olamıyor. Neden 4 olamamış? Bakın bunun içerisi boş gösterilmiş. Burada yerel maksimum değeri yoktur diyoruz. X eşittir 4 apsisli de yerel minimum var mı? Buraya bakıyoruz. Yerel minimum 2'dir diyemiyorum çünkü içini dolu göstermemiş. Dolayısıyla bu da doğru. X eşittir 5 için yerel minimum var mıdır? Bakıyorum. Yerel minimum 2 midir? Hayır, içi burada boş gösterilmiş. Yerel minimum değeri yoktur diyorum. Yani hepsi doğru. Yine bir notumuz var. Bakalım notumuzda ne diyor? Fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi varsa türevi sıfıra eşittir. Yani bu noktalarda çizilen teğetler x eksenine paraleldir demiş. Yani mesela bu şekilde çiziyorum. Burada A noktasında ne var? Yerel minimum var. Burada döndüğü görülüyor arkadaşlar. Dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada eğimimiz sıfıra eşittir. Çünkü teğet çizdiğimizde teğetimiz x eksenine paralel. Sonrasında fonksiyonun türevinin işaret değiştirerek sıfıra eşit olduğu noktada fonksiyonun kendisinin bir ekstremum noktası vardır. Yani mesela bakın burada oklar aşağı doğru gidiyor. Azalanken yani f'in türevi sıfırdan küçükken burada ne oldu? Döndüğü noktada türev sıfıra eşit oldu. Ardından ne oldu? Tekrar artışa geçti. Türevimiz işaret değiştirdi ve eksiydi, sıfır oldu ve artı oldu demiş. Şimdi devam edelim. Diğer bir ifadeyle fonksiyonun türevinin tek katlı köklerinde fonksiyonun kendisinin bir ekstremum noktası vardır. Çift katlı köklerde türev fonksiyonu işaret değiştirmediği için fonksiyonun ekstremum noktası yoktur şeklinde bitiriyoruz. Burada yerel minimum değeri demiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Türev alıyoruz. Türevini aldığımızda 3x kare eksi 6x. Bunu sıfıra eşitliyoruz. 3x parantezinde yazarsanız 3x çarpı x eksi 2'miz 0. Yani 3x 0 olabilir, x eşittir 0 veya x eksi 2 0'dan x'imiz 2'dir. Burada x'e 0 verdiğimizde f0 değerimiz 5'tir. Sonra x'e 2 verelim. X'e 2 değeri verdiğimizde arkadaşlar 8 eksi 12 artı 5'ten 1 gelir. Yani bir tanesi nedir? 0'a 5 noktası, diğeri de 2'ye 1. Yerel minimumu alacaksa tabii ki burada 5 değil de 1'i tercih ediyoruz. Minimum noktamız 2'ye 1 noktası. Yerel minimum değerimiz de 1'dir. Fonksiyonun 2'ye 10 noktasında bir ekstremumu varmış. Demek ki arkadaşlar burada x yerine 2 yazdığımızda sonuç 10 olacak. Yani 2'nin küpü artı 2k artı p'miz 10. Buradan 2k artı p değerimiz 2 olacak. Türevini aldığımızda arkadaşlar 0 olması gerekiyor. Şimdi önce bir türevini normal alalım. 3x kare artı k'dır. X yerine 2 aldığımızda sonuç 0 olacak. F'in türevinde 2, 3 kere 4 artı k'dan 0 olacak dedik. 12 artı k 0, k değerimde eksi 12. Eksi 12 yazarsam eksi 24 artı p'miz 2 olur. Buradan p değerini E şıkkı buluruz. Bu da f'imizin son notu arkadaşlar. Şimdi a 0'dan büyük ve abc'de reel sayılarsa bu fonksiyonda 4 tane ifade vermiş arkadaşlar. Bu ifadelerde birebir örtendir, ekstremum noktası yoktur, artandır ve tersi vardır demiş. Bunlardan hangileri belirtilirse belirtilsin, her 4 durum içinde fx fonksiyonunun türevinin yani delta dediğimiz diskriminantın 0'dan küçük eşit olması gerektiği belirtiliyor. Şimdi bunu sorularda bakalım. Bakın ne demiş az önceki gibi 3. dereceden bir fx fonksiyonumuz var. Ekstremum noktası yoktur demiş. Az önce 4 tane ifade vermiştik. Bunlardan bir tanesi ekstremum noktası yoktur da hatırlayalım.
Dolayısıyla delta küçük eşittir 0 diyeceğiz. Önce ne yapıyoruz? Türev alıyoruz. Şimdi türevini bir alalım. Türevini alalım arkadaşlar buradan. 3'ü başa aldığımızda 3x kare bölü 3 artı 2mx artı 16. 3'ler gitti. X kare artı 2mx artı 16. Şimdi burada a yerine 1, b yerine 2m, c yerine de 16 yazdığımızda diskriminant 0'dan küçük eşit olacak. Yani b kare eksi 4ac. B yerine 2m yazıyorum. A yerine 1 yazdım. C yerine de 16. Buradan 4m kare küçük eşit 64. M kare küçük eşit 16. E karesi 16 olsaydı 4'tü ya da eksi 4'tü. E küçük eşittir dediğine göre cevabımız eksi 4, 4 kapalı aralığıdır. Burada da 9 tane farklı tam sayı değeri vardır. Sonrasında ne demiş? Az öncekine benzer şekilde 3. dereceden bir fonksiyonumuz varsa, ekstremum noktaları m ve n apsisli ise fm çarpı fn 0'dan küçükken 3 farklı reel kökümüz vardır. Yine bunu 14. soruda arkadaşlar ne yapalım? Canlandıralım. Birbirinden farklı 3 reel kökümüz varsa ne dedik? Burada türevini alıyoruz. Ekstremum noktaları için türev alacağız demiştik. F'in türevi x eşittir 3x kare eksi 12. Şimdi bunu ne yapıyoruz? 0'a eşitliyoruz. 0'a eşitlersen x kare eşittir 4. Yani x'imiz artı 2 ve eksi 2 olacak. Şimdi artı 2 ve eksi 2 için de ne diyoruz? Üstteki tanım gereği f2 çarpı f eksi 2 sıfırdan küçük olmalı. X yerine bir 2 yazalım. 8 eksi 24 artı k. Sonra x yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 8 artı 24 artı k diyoruz. Düzenleyelim. K eksi 16 çarpı k artı 16 sıfırdan küçük. Şimdi bunu da şöyle işaret tablosu yaparsanız. Kökümüz 16 ve kökümüz eksi 16. Eksi 16'ya 16. K'nın karesi gelecektir. K kare pozitif olduğu için en sağda artı, sonra eksi, sonrasında yine artı olacak. Sıfırdan küçük dediği için aralığımız eksi 16 artı 16'dır. Yani burada eksi 15'ten eksi 1'e, sonra 0 ve 1'den 15'e kadar toplamda 31 tane farklı değerimiz mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa diyoruz ve bu şekilde 42. fövümüzün konu kısmını da tamamlıyoruz. Videolarımızda yine test çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.